Merhaba arkadaşlar. Bugün İngilizce öğretmenliğinin atamaları hakkında konuşacağız. 2023 Şubat'ta asbi kontenjan verilir 20 binde veya 50 bin atamada nasıl olabilir? Bunun üzerine konuşacağız. Şimdi bakalım arkadaşlar. Burada en son yapılan atamada 74,5'a düştü KPSS taban puanı 20 bin öğretmen alımında Eylül'de atanan atamadaki 450 yani en düşük kontenjanı aldığı yıl Eylül ayı oldu. Bu geçtiğimiz Eylül ayı 450 kontenjan aldı. Bunun en büyük sebeplerinden birisi okul öncesine çok yüksek kontenjan verilmesi yani en çok İngilizce öğretmenliğini etkiledi. Şimdi arkadaşlar 20 bin atamada sadece %2.25 yani düz olması açısından yuvarlayalım karışıklık olmasın %2 diyebiliriz. Burada arkadaşlar 15 binde %5 5,5 almıştı. Bakın 5'ten 2,5'a. Yani diğer branşlarda da gördük. Hepsi yarıya düştü. Okul öncesi ise neredeyse 3-4 katına çıktı diyebiliriz. Ki bazı yıllara göre 5 katına çıktığını söyleyebiliriz. Burada da 20 bindi arkadaşlar. Bu yıllar bir nebze olsun daha iyiydi. Yani 20 bin atamada %10'luk dilime giriyordu. %10'dan %2,5'a düşmesi gerçekten İngilizce öğretmenliği için birçok yurt dışı programları var. Önem verilen bir branş biliyoruz. Ama dediğim gibi yine artış olacaktır. Okul öncesinden dolayı oraya olan ihtiyacın fazla olmasından dolayı ona öncelik verildi ve bazı branşların kontenjanları azalmış oldu. Bundan en çok etkilenen İngilizce 450 ile. Daha sonra 20 binde yine arkadaşlar %9, %10 genelde almış yani. Bakınız 2000, 2000 yani puanlar zaten 67, 70, 66, 70 yani 70 civarında bir puanı vardı İngilizce öğretmenliğin. Şimdi bu önümüzdeki atamada ne olur? Önümüzdeki atamada ne olur? Ben size söyleyeyim arkadaşlar 20 bin alınırsa yine İngilizce öğretmenliğin %4'ünü 5'ini alacaktır. Tabi okul öncesine yine yüksek kontenjan verilmesi bekleniyor. Onu zaten değerlendireceğiz önümüzdeki zamanlarda. Ne oluyor arkadaşlar? 800 bin arasında bir kontenjan alacaktır. Puanlar yine sınavın zorluğunu da göz önüne alırsak yine arkadaşlar 73 civarında olur. Yani bir tık altı 72 olur. Bir tık üstü de 74 olur. Yani 72 ve üzeri hazırlıklı olmasında fayda var. Şimdi 50 binde ne kadar verilir diye sormuşlar. Yani arkadaşlar 50 bin atama olursa dediğimiz gibi 10 bini bunun okul öncesi öğretmenliğine verildiğini varsayarsak 50 binde 10 bin okul öncesine verilecektir. Şimdi geriye 40 bin 40 bin arkadaşlar bir kontenjan kalıyor. Bu 40 binde %5'ini aldığında 2 bin. Yani çok rahatlıkla 2000 kontenjan alacaktır. %5 verildiğinde ki yani İngilizcenin dediğim gibi %9, %10 alma ihtimalleri de var. Önemli bir branş. Bakanlık da üzerinde duruyor. Ama en kötü ihtimalle %5'ini aldığında 50 binde, 40 binde pardon, 10 binli okul öncesinin aldığını söyledik. Yani 2000 kontenjan rahatlıkla gelecektir. Yani 2000 kontenjanla da bu sınavın zorluğuna da baktığımızda arkadaşlar bakınız yani 67'lere kadar
düşmüş, 67'leri görmüş, oralara kadar gelmiş. Yani 67, 70, yani ne olur? 66 bakın arkadaşlar. 66, 67 puanlara kadar ben düşeceğini düşünüyorum. Ne olur arkadaşlar? 66, yani çok zorlansa, birazcık daha fazla verilse, 2000'nin üzerinde olsa, mesela 2300-2500 aralığında, yani 64-65'lere kadar gelir. Yani İngilizce öğretmenliği önemli bir branş. Atamaları iyi olacaktır. Dediğim gibi 20 bin bile verilse 800 bin arasında bir kontenjan bekliyorum. Önemli bir branş. Bununla İngilizce olumsuz etkilendi. Yani bir dahaki 20 bin alındığında hangi branşın etkileneceği maalesef ki sürpriz. Yani branşlar şok oluyorlar. Yani çok büyük bir şaşkınlıkla bu durumu izliyorlar maalesef ki. Her branş için sürpriz oluyor. Yani piyango İngilizce öğretmenliğine çıktı. Bir dahakinde hangi branşa çıkar? Yani merakla bekliyoruz arkadaşlar. Yine herhangi bir bilgi geldiğinde, bir duyum aldığımızda açıklayacağız. Ama dediğim gibi bir dahaki atamada İngilizcenin iyi olacaktır. Yani bu şekilde arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim, İngilizce için 75 ve üzerinin ben atanacağını düşünüyorum. Zaten puan ortalaması da belli. Dediğim gibi arkadaşlar, sorularınız varsa sorabilirsiniz. Umarım herkesin hakkında hayırlısı olur. Videoların devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.